Evet efendim, merhabalar. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Tabii normalde hep siyaseten programıyla evlerinize misafir olurken bugün Denizli ve bölgemizin ve tabii ki kısmen de olsa ülkemizin turizmini konuşacağız. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Turan Veli Akyol'la birlikte özellikle son dönemlerde masaya yatırılan önemli projeler var. Ülkemiz açısından ne gibi projeler var, neler yapılabilir, ülkemize nasıl bir katkı, katma değer sağlanabilir, bunları konuşacağız. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. En son sanırım siyaseten programında tabii, sizi ağırlamıştık. Adem Erdağ ile gerçekleştirdiğimiz program. Onun dışında müdürlüğümüz süre içerisinde sizin televizyonlarda çok programa çıktı ama. Arkadaşlarımız hep konuk aldılar ama biz Tavas'ta siyaseten Adem Erdağ markasıyla. Evet, estağfurullah. Eski günlerimizde yad etmiş olalım. Evet, çok teşekkür ederim. Tavas'ta çok güzel şeyler yapılmıştı. Evet. Biz de onları ekranlarımıza taşıyorduk. Şimdi Turizm İl Müdürü, Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak son sanırım 2 yıl oldu. Evet, 3 yıla doğru gidiyor. 2020'nin başından bu yana bu görevi yürütüyoruz. Akarken. Bugünkü programımızda ana tema olarak mesela bizi izleyenlerin de daha iyi, daha net anlaması ve izleyenleri yönlendirmemiz açısından ana tema olarak neyi belirlediniz, neyi konuşacağız? Evet, çok teşekkür ederim. Sizin aracılığınızla, televizyonunuzun aracılığıyla bizi izleyen dünyanın her tarafındaki hem Denizlilere, hem dostlarımıza, kardeşlerimize, izleyenlere buradan sevgi, saygıyla selamlıyorum. Denizli'den kucak kucak selamlar diyorum. Tabii burada son yeni nesil turizm anlayışı bizim bakanlığımızın özellikle 2019'dan sonra, 2019'un ikinci yarısından itibaren gerçekleştirmeye başladığı yeni nesil turizm tanıtma faaliyetleriyle, aslında biz buna kısaca TGA diyoruz. TGA Turizm Geliştirme Ajansı. Bunun kısaltılmışı TGA. Buradan birazcık bahsedersek hem izleyicilerimizin hem de aslında turizmde birebir de ilgilenen yatırımcıların, vatandaşlarımızın veya iş adamlarının, iş insanlarının çok daha faydalı olacağını ben mülahaza ettim. Bunu Türkiye'ye bakan, dünyaya bakan ve elimize bakan yönüyle de değerlendirebileceğiz. Evet. Tabii TGA deyince şimdi izleyenlerimize daha da netlik kazandırması anlamında bir tanımlar yapabiliriz. TGA demek, Turizm Geliştirme Ajansı demek, veriye dayalı yapay zeka destekli. Bakın günümüzde artık tamamen dijitalizm konuşuluyor. Evet. Ki biz 2020'nin başında gelir gelmez ilk işimiz de ilin bütün çalıştay zeminini oluşturarak ilin GZFT dediğimiz, yani bütün raporlarını ortaya çıkarttık. Ve o raporlar neticesinde acaba neler yapabiliriz? Denizli'de, çünkü turizm deyince her ne kadar sanayi, tekstil, şu şehri diyoruz ama aslında Denizli en önemli bir turizm kenti, şehri. Bunu altına çizerek söyleyelim. Buradan hareketle ne yapabiliriz dedik ve dijitalizmi ön plana çıkarttık. Daha doğrusu biz ön plan çıkartmış değiliz. Dünyada öyle. Tabii. Dijitalizm. Şimdi bu dijital üzerinden verilere dayalı yapay zeka destekli. İşte o dijital üzerinden. Bugün insanlar diyor sosyal medya kullanırken bir şeyden bahsetmiştim, aniden önüme geldi diyor. Daha açık olması için. İşte o yapay zeka destekli stratejik turizm pazarlamasına biz TGA diyoruz. Yani Turizm Geliştirme Ajansı. Dünyada bugün rekabete dayalı, bakın Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde, önderliğinde ülkenin bütün değerlerini, ki bugün TGA bünyesinde ülkeler pazarlama müdürleri diye burada, yani ülkenin değerlerini, turizm enstrümanlarını, turizmin bütün dallarını nasıl pazarlayıp da tanıtıp da insanları buraya getirebiliriz diye. İşte biz de Denizli Kültür Turizm Müdürlüğü olarak da bakanlığımıza bağlı, TGA'ya bağlı ve ilintili olarak, ilişkili olarak o networklerle, o bilgi ağlarıyla neleri nasıl tanıtabileceğiz diye onun telaşı içerisinde, onun kaygısı içerisinde, onun çalışmaları içerisindeyiz ki aslında burada dünyadaki rekabeti gündeme getirmek lazım dedik ve şehrin de acaba, çünkü Ege'nin incisi diyoruz değil mi? Mesela Denizli tanımlarken kavram kullanıyoruz. Yani dünyada ne varsa Denizli'de de mutlaka olması diyoruz ki biz
2020'de göreve geldiğimden sonra ben Kültür Turizm Müdürlüğümüzün şehrimize bakan yönüyle misyonunu, vizyonunu ve kalite politikalarını yeniden dizayn ettik. Kurumuza geldiğiniz zaman ilk onunla karşılaşıyorsunuz. Orada baktığımızda şehrin bu perspektiften marka şehri hale getirilmesinde rekabete dayalı neler yapabiliriz çalışmasını yaptık ki burada aslında izin verirseniz çok kısa anlaşılması adına pazardan bahsedeceğiz. Pazardan bahsedeceğiz. Bir de ürün çeşitliliğinden bahsedeceğiz. Tabii, ürün çeşitliliği ve alternatif pazarlar. Aynen. Bunlar çok önemli. Aynen. Şimdi pazar deyince biz acaba Türkiye'ye gelen ve Denizli'ye gelen dünyanın değişik yerlerinden veya iç ve dış turizm anlamında değerlendirdiğimizde dünyanın veya her tarafından gelen insanların Denizli'ye ne kadar sayıları, ne alemde istatistik ki biraz sonra siz soracaksınız sanırım. Bugün Kasım 1, bizde ay sonu oldu mu Pamukkale'ye bakan ve Turizme Bakan yönüyle bazı istatistikler gelir. Tabii. Yani ayağımızın tozuyla şimdi onu da paylaşmak istedim en sonunda. Aylık ve yıllık ortalamalar. Tabii. Şimdi burada Türkiye'ye gelen, Denizli'ye gelen turist sayılarına onların gelirlerini nasıl artırabiliriz? Burada işte pazar deyince aklımıza bu geliyor. Şimdi Denizli'de şu şikayet yok mu? Ya geliyor turist ama bir gece bile kalmıyor, gidiyor. Şehre bir katkısı olmuyor. Pamukkale amiral gemisine biniyor, iniyor, kayboluyor. Evet. Bütün bunları değerlendiriyoruz. İşte bunu biz TGA dediğimiz turizm geliştirme ajansı mantığıyla tanıtıp pazarlama ve pazar arama, sayıyı artırma, geliri artırma peşinde olduğumuz için yeni nesil turizm diyoruz. Evet, yani birinci, böylece Denizli'yi de o günübirlik turizm mantığından kurtarmış olacağız. Kurtarmaya yönelik çalışmalarımızı biraz sonra bahsedeceğim il geliştirme ve tanıtım programı diye bir şey geliştirdi. Bunun kapsamında Sayın Bakanlığımız ve Turizm Kültür Turizm Bakanlığımız ve Geliştirme Ajansı ki burada bakanlığımızda bu işe bakan genel müdürümüzde tanıtma genel müdürlüğü bir genel müdürlüğümüz var. Bu işbirliğiyle Adem Bey bu işbirliğiyle işte o dediğiniz anlamdaki vatandaşların, yatırımcıların, işletmecilerin, turizmcilerin ısrarla beklediği o katma değeri, o sayısal istatistiksel artışı, o gelirleri artırmayı bu anlamda pazar üzerinden hedefliyoruz. Bir diğer husus da pazarda aslında krizlere karşı bağışıklılığı nasıl güçlendireceğiz ve dayanıklılığı artıracağız? Belki biraz sonra soracaksınız. Yani biz dedik ki göreve geldik, birkaç ay çalıştık, pandemi patladı. Evet. Ama biz onu fırsata çevirerek çalıştaylar düzenledik, dijitalizm üzerinde bütün ilçeleri de acaba şehrin merkeziyle birlikte hareket etmeyi, işte bu il tanıtma geliştirme programı çerçevesinde Sayın Valimizin başkanlığında o program üzerinde yükleniyoruz, çalışıyoruz. Ha belki şu akla gelebilir, ya biraz çalışıldı ama henüz daha o kadar ciddi teneffüs alamadık, ciddi katma değer oluşmadı diyoruz. Tabii ki her şeyin bir vakti merhunu var. O vakti merhun gelince o doğum gerçekleşir. O katma değer artar. O sayısal istatistik değerler yükselir. O gelirler artar diye düşünüyorum. Ki bunun mutfağında bu çalışmalar bugün devam ediyor. O mutfaktaki çalışmalardan biz vatandaşlarımıza, yatırımcılara, işletmecilere ve dünyanın her tarafındaki insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ki biraz sonra hangi kanallardan, hangi yayınlardan, hangi dijital hesaplardan, hangi sosyal medya hesaplarından ne şekilde takip edeceğiz gibi. Bunu söylemişken Sayın Müdürüm şöyle yapalım. Arkadaşlarımız ekranlarımıza da sürekli sizin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarıyla ilgili önceden hazırlık yapmıştık. Sosyal medya hesaplarını dönüşümlü olarak ekrana getirecekler. Çok teşekkür ederim. Hem çok güzel. İzleyicilerimiz de bu ara Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün faaliyetleriyle ilgili bu sosyal medya hesaplarını takip alırlarsa hem destek olmuş olurlar hem de sizin faaliyetlerinizi daha yakından takip etmiş olurlar. Çok teşekkür ederim. Çok iyi düşünmüştünüz. Sadece eleştirmek yetmez. Estağfurullah. Katkı da koymak lazım. Gerçekten. Evet. Şimdi Gelsen Denizli çok iyi hatırlattınız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani arka yansıda da bunların devam ediyor olması çok güzel. Tabii ekranda sabit dursun. Çünkü Gelsen Denizli, Adem Bey, Denizli'nin markası artık. Gelsen Denizli hesabı. Evet. Bunun İngilizcesi Go Denizli şekliyle. Altını çizelim. Çünkü daha böyle 40'ı çıkmayan bir hesap bu.
yeni kurulan bir hesap. Ama Go Türkiye, Go Denizli şeklinde. Aynen. Böyle bütün Anadolu'yu kapsayan bir proje aslında. Çok yaşayın. Ama Denizli'yi burada biz şimdi ana tema, asıl konumuz Denizli. Tabii. Ben o zaman ikinci enstrümana geçmeden orada kısa bir bilgi vereyim, sonra tekrar ona döneriz. Go Türkiye dediniz, Türkiye'nin, ülkemizin en önemli markası şu anda. Evet. Go Türkiye markası. Dünyada bakın, Avustralyalılar birinci, Kanadalılar ikinci, Türkiye şu anda üçüncü. Çok. Yani dijital turizm tanıtma enstrümanları içerisinde, ajans üzerinde ve dijital dünya üzerinde tanıtmalardaki takip sayısı açısından, başa güreşme açısından veya bu ülkemizin değerlerini bu eksende tanıtma açısından dünyada şu anda üçüncüyüz. Bunlar istatistiklerde sabit. Veya burada vatandaşlarımıza ısrarla istirham edeyim. Go Türkiye hesaplarına girdikleri zaman ne kadar takipçi olur? Yani 2 milyonu geçti şu anda. Hemen hemen. 2 milyon. Fuarlarda Sayın Müdürüm şöyle. İzmir, İstanbul, Emit Fuarı'nda mesela biz Go Türkiye standlarına gidiyoruz. Arkadaşlarla tanışıyoruz. Evet. Ve ne denli etkin olduklarını, ciddi çalışmalar yaptıklarını yakından biliyorum ben. Bu anlamda artık dijitalizm, biz hep dijital diyorduk ama siz izimi de eklediniz. Şimdi o zaman izimlere bir yeni bir akım daha eklenmiş oldu. Biz bu akımı o zaman gündemimize alalım. Evet. Gündemimize alalım ve sürdürelim gerçekten. Evet, inşallah. Tabii Turizm Fakültesi de, üniversiteyle de çok güzel. Yani büyükşehirle, valilikle, üniversiteyle ki dediğimiz o il tanıtma geliştirme kurulu üyesi bu kuruluşlarımız. Evet. Ticaret odası, yani bütün bunlardan Sayın Valimizin başkanlığında üyelerimizle birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer ticaret odası ve hepsiyle birlikte bunların bakın altyapısı oluşturuluyor. Ama nereden? Kültür Turizm Bakanlığı, TGA dediğimiz geliştirme ve tanıtma ajansı ve iller bazında. Bütün artık şu anda illere de yayıldı. Onun için ben o demin hesap, mavi tikli resmi hesap, yani onaylanmış olan bir hesap, herhangi bir korsan bir hesap vesaire, fake bir hesap evet, değil asla. Bunların takip edilmesi şart. Go Türkiye ile ilinti kurarak da Adem Bey, Denizli'nin işte oradaki 2 milyon takipçiye Denizli üzerinden neleri servis edebileceğimizin bu yeni nesil turizm tanıtma çalışmalarında entegrasyonlarla birlikte artık Denizli'nin 11.800 kusur kilometre karelik alandaki bütün değerlerine bakın. Ama biz turizm deyince Denizli, Denizli deyince Pamukkale, Pamukkale deyince sadece turizm, sadece doğal ve kültürel sit, travertenler, arka plandaki hierapolisi bile, bakın arka plandaki antik kent hierapolisin bile birçok gündeme getirilmeyen, ama şimdi yavaş yavaş artık o hem kültürel kısmı da oradaki antik tiyatrosu, cehennem kapısı, o ölüler ülkesinde geçişler, oradaki arkeoloji müzeleri vesaire deyip arka planda da o yaşayan bir adeta turizm açısında yaşayan bir şehir var. Adeta antik bir şehir var. Yani kuzey nekropolleri falan, Anadolu'daki en önemli nekropol şehir aslında Hierapolis. Ama bakın hepsi de Pamukkale'nin gölgesinde kaldığı için arka planda kalıyor diye düşünüyoruz. Ama şimdi bunu yeni nesil anlayışta bunları bütüncül bir pazarlama yöntemleriyle ne kadar istatistiği artıracağız, gelirleri artıracağız, KDV'yi artıracağız falan bütün bunları hesaplayıp ona göre bir takım çalışmalar sürdürülüyor. Şimdi tekrar o hesapları tekrar anlatırız ama bu ikinci kısımda adeta bu pazardan sonra yani krizlerdeki dayanıklılık ve gücü konuştuk ya, biz o geldikten sonra işte o dijitalizm üzerinden bütün şehirdeki kaymakamlarımız, ilçelerdeki belediye başkanlarımızla vesaireyle, turizm fakültemizdeki arkadaşlarımızla, hocalarımızla inanın çok mükemmel toplantılar yaptık. Yani dijitalde varsanız varsanız projesini yaptık. Ve herkes bugün Acıpayam'daki kanyonlu, İnceiz'deki kanyonlu, Tokalı kanyonlu, Kızık kanyonlu, kanyonlar üzerinden, mağaralar üzerinden, ekoturizm üzerinden. Bakın turizm artık çeşitlendi dedik. Ve herkes oturduğu yerden bütün dünyaya pazarlamaya başladı. Yoksa öbür türlü hadi bakalım Emit Fuarı'na herkes katlanmıyor bakın. Az önce bahsettiniz. Evet. En önemli, dünyadaki en önemli turizm fuarlarından bir tanesi. Evet. Ama oturduğu yerden bu enstrümanları en iyi şekilde kullanır, en iyi çalışanlarını, proje eksenli çalışanlarını istihdam ederse bir belediye başkanı, bir kaymakamımız veya bir yönetici veya bir iş adamı, bir patron, bir iş insanı, inanıyorum ki o değerler üzerinden hem şirketini, hem mallarını, hem ürünlerini çeşitlendirerek pazarlayacak. Bütün dünyanın etrafını pazarlayacak. İşte orada bu pazarlamalarda dayanıklılığı ne olacak? Krizi nasıl yönetecek? Diye bunlar da gündeme geliyor. Tabii ürün çeşitliliğine baktığımızda da tabii
Siz az önce çok güzel söylediniz. Pazarı çeşitlendirmek için ürünü çeşitlendirmek lazım. Tabii alternatif pazarlar için. Tabii. Alternatif ürünler ve bunu ayrıca tanıtmak ve anlatmak ve sürekli ama. Sürdürülebilir kılmak. Tabii sürekli anlatmak. Sürekli anlatmak ve sürdürülebilir kılmak. Buna ben bir örnekle hani siz yine devam edin Sayın Müdürüm. Şöyle geçen hafta Sağlıklı Kentler Birliği toplantısı vardı. Evet. Pamukkale Belediyesi ev sahipliğinde. 150'nin üzerinde belediye başkanımız vardı. Ben iki gün yakından takip ettim. Şunu gördüm ben. Belediye başkanlarımızın birçoğu ilk defa geliyor Pamukkale. Tabii gelmedikleri için gördükleri manzara karşısında hepsi şaşkınlık yaşıyordu. Aileleriyle birlikte gelmişlerdi. Ve Pamukkale semalarında 100'ün üzerinde balon turu vardı. Balonları görünce daha çok hayran kaldılar. Evet, hayran kaldılar diyelim. Demek ki ben de şunu gördüm. Pamukkale'yi bütün dünya biliyor. Ama biz bilmiyoruz. Daha çok tanıtmak lazım demek ki. Bu konuda ya, yine aynı şey. Doğru, sürekli anlatmak dediniz ve sürdürülebilir kılmak. Yani şöyle Aydan Bey, yani bunları şöyle düşünüyorum. Bu kavramları kullanıyoruz ama bu kavramlar üzerinden içi doldurularak yürüdüğümüz zaman, yani orada şimdi dedim ya, pazar çeşitlendirmek için ürünleri çeşitlendirmemiz lazım. Evet. Turizm açısından Denizli çok önemli. Denizli amiral gemi, sadece Pamukkale tamam, başka bir şey yok. Şikayeti çok biliyorsunuz. Evet. Ama işte turizm de çeşitlendi şu anda. Yani ekoturizm dedik bakın. Ekoturizm, inanç turizmi, doğal turizm, yayla turizmi. Aynen bunlar yani yukarıda bakın, kış turizmi geliyor şimdi. Kayak turizminden tutun da vesaireye bakın. Havalar soğuyor, kar yaklaşıyor vesaire. Mesela herkes Babadağ'ı biliyor. Fethiye'deki paraşüt uluslararası düzenlenen yamaç paraşütünü. Ama Denizli bilmiyor. Çameli mesela bugün bu konuda çok ciddi yol marka etti. Oldu. Marka oldu. Ama hala yani bunu bile tanıtmak lazım. Evet. Eksiğimiz çok. İşte bu Pamukkale'nin gölgesinde Denizli kalmasın, turizm kalmasın, turizm çeşitlendirmeleri ve diğer enstrümanlar kalmasın şekliyle TGA'nın üzerinden ya sen Denizli, Go Denizli, Go Türkiye çok önemli. Yani turizmde yeni nesil ve yeni anlayıştan kastımız aslında çok öz, zeka destekli olarak stratejik bir takım tanışmalar ve çalışmalar ve tanıtmalar üzerinden. Çünkü elimizde veriler var. Şimdi dediniz ya, Çameli ekoturizm merkezi olmaya en yakın adaylardan bir tanesi. Evet. Bakın sadece deniz değil, Ege'de bile her yönüyle, fasulyesiyle, bütün tabii tescilli ürünleriyle, biliyorsunuz coğrafi şartlı ürünleriyle. İmkanı da var artık. Yani bunlar turistler gel diyelim, yabancı turistler geldiği zaman oradaki taş konaklarıyla orada kalacak o altyapı çok önemli. Evet. Tesisleri yapmadığınız zaman sabah gelip akşam ayrılmak zorunda kalıyorlar. Yani diğer kayak merkezimizde olsun. Aynen. Diğer alanlar, Pamukkale'de mesela konaklama imkanlarını belki daha da genişletmek lazım. İşte bu yöntemlerle biz artırdığımız zaman pazar çeşitliliğimiz ve ürün çeşitliliğimizi, inanın bu sefer buraya ta başta bir şey söyledim dikkat ederseniz. Sayısal değerleri nasıl artıracağız? Gelirleri nasıl artıracağız? Gelir arttırdıkça buradaki turizme olan bakış açıları, insanların yatırımları, İşte iş insanlarının veya buradaki mesela ekoturizme bakacak olursak yerinden mutluluk, yani oradaki yerinde ürettiği değerleri turizm eksenli pazarlamak suretiyle orada kalıyor olma ve oraya daha çok insan çağırma ve getirme ve insan çekme, ekoturizmde bu var biliyorsunuz temel mantığında. Bu buradan açısından böyle, Çamel açısından böyle, Pamukkale açısından böyle, ama böyle de işte yeni nesil TGA ile tanıtım, il turizmi geliştirme programı çerçevesinde bu olursa, ki bu il tanıtma programının Aydan Beyciğim en büyük katkıları bu sene %70'lere, 65-70'lere varan şekilde bir uygulamamız oldu. Bütün ilçelerimizin, şehrin bütün her tarafında biliyorsunuz festivaller oluyor. Bu festivallere biz sisteme giriyoruz. Artık sisteme girdiğimiz zaman siz bir ilçe olarak, ha bu sistemde biz bu hafta, bu ay şu festivalimizi planlıyorduk ama filan ilçenin veya filan merkezin de festivalle çakışmaması adına bu sistem üzerinden bir entegrasyon oluşturulmaya çalışılıyor. Bu da ne demek oluyor? Herkes, bakın şehrin tamamında bütün etkinliklere, bütün festivallere, bütün tanıtım programlarına manuelde bir anlamda fiili olarak da katılmayı zemin hazırlamış oluyoruz. Öbür türlü bütün çakışmalar olduğu zaman güç dağılıyor. Şehri bütün olarak pazarlamamız lazım. Ve takibi de zorlaşıyor. Aynen. Yani bugün mesela
Kekik ve Lavanta Festivali Türkiye'nin dört bir tarafında yaygınlaştı ama Denizli bu konuda bir adım önde. Dolayısıyla insanları buraya daha çok çekmenin yolunu da bulmak lazım. İşte yöntemlerden birisi bu. Öyle şöyle diyelim, onu da bu kısmı kapatıyorum. Ürün çeşitlerinde bir alt marka nasıl oluşturulur? Efendim söyleyeyim, destinasyonlar nasıl? Mesela Pamukkale bir destinasyon. Evet. Ama aslında Denizli'de destinasyon olabilecek alternatifler arıyoruz. Yani şimdi bakın, Kültür Turizm Bakanımızın bu canhıraş gayretleriyle Galata Port veya Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu kültür yıl festivalleri biliyorsunuz. İşte İstanbul'da, Diyarbakır'da vesaire diye böyle Bursa hep gitti ya biliyorsunuz. Evet. Burada bakın ciddi bir destinasyon çalışmaları var. Ve yeni destinasyonlar, bunun yanı sıra üçüncü argüman olarak da tema. Şimdi tema ne demek? Burada bir hikaye oluşturmak zorundasınız. Şimdi sizin Kamele'ye niye insanlar gelecek? Tavasa veya Kale'ye veya Çal'a veya ilçelere niye gelecek? Bakın Pamukkale'nin teması, Pamukkale'nin hikayesi, Pamukkale'nin değerleri o kadar fazla ki hem destinasyon hem de hikayesi çok. Yani insanlar cehennem kapısına gelmek, Hades'i görmek ve oradaki geçmişteki ölüler ülkesinde neler olmuş, o antik dönemdeki mitolojik yapıyı, mitolojik hikayeleri nasıl yaşama göreceğim, bizzat içinde bulunacağım veya fotoğraf çekeceğim, selfie yapacağım diye bakın. Bir diğer husus deneyimlemeler. Bak işte bu TGA bunu getiriyor şimdi. Deneyimlemeler nasıl olacak? Ve bir de işi satın almaya kadar. Yani bütün bunlar netice itibariyle bakın birbirini tetikliyor. Bir entegrasyon içerisinde düşündüğümüz zaman, bir bütüncül değerlendirdiğimiz zaman ne yapıyor? Pazar da artıyor. Gelir de artıyor. Bu sefer belki siz malınızı yetiştirmemeye başlayacaksınız. Bugün çok güzel bir şey söylediniz az önce. Sürekli anlatın ve sürdürülebilir dediniz bakın. Şimdi siz pazarlamalarda ürün çeşitliliğinde arkası gelmeyecek bir pazarlama ve ürün çeşitliliğinde insanlar sonra ne yapsınlar? Vallahi ben gidiyorum oraya. Yani arkası gelmedi. Bulamadım. Ya sadece bir anda tırnak içinde saman alevi gibi parladı, kayboldu bir daha o ürün veya o destinasyon dediğimiz zaman turizmde bu çok sıkıntılı olur diye düşünüyoruz. Adem Bey. Biz tabii mesela anlatım konusunda hani kendimizden bir örnek verebilirim Sayın Müdürüm. Ben 28 yıldır bu meslekteyim. Görsel yayıncılık yapıyoruz. Dijital ortamlarda da her yerde varız. Ama sahaya çıkıp sürekli kendimizi anlatıyoruz. Evet. Aslında ne yaptığımız belli ortada. Ama insanlar bazen algıda sorun yaşayabiliyorlar. Onun için bunu sesli, işte dijital ortamda, yazılı, sesli, her alanda anlatmak gerekiyor. Tabii şartlar şöyle, yani şimdi yeni nesil diye ifadeyi kullanıyoruz. Evet. İnanın bakın tırnak içinde belki çok detay inmeyeceğim ama konumuz o değil ama. Mesela yeni bir kütüphane yapılıyor değil mi bakanlarımızın? Evet. Kütüphane yeni nesil kütüphane. Bak her şey artık bu kullanılıyor teknolojik olarak. Şimdi normal inşallah kütüphaneyi açınca 2023'ün başlarında yani böyle Mart gibi, en geç Nisan gibi. İnsanlar görecekler ki ya kitap gidiyorum alıyorum üyeyim sonra okuyorum iade ediyorum. Başka süreli yayın takip ediyorum başka bir şey görüyorum. Hayır, her kesimden bebekten tutun da bakın bebek. Bebeklerin kütüphanede yeri var. Şey biliyor musunuz? Çocukların yeri var. 7-14 yaş grubun yeri var. Yaşlıların yeri var. Emeklilerin yeri var. Ders çalışacakların yeri var. Akademisyenlerin yeri var. Kent belleğin yeri var. Her şeyin yeri var. Yeni nesil kütüphane. Deniz'den bahsediyorum. Evet. Ve neden bunu bahsediyorum? Yani yenileşme içerisinde sosyolojideki o zamanın ruhuna uygun davranışlar, hareketler, alternatifler sunmadığınız zaman insanları kütüphaneye çekemeyeceksiniz ki. Evet. İnsanları o anlamda turizmi de çekemeyeceksiniz. Turistleri de çekemeyeceksiniz. Bakın. Yani teknolojinin ve dijitalizmin gereğini kullanarak ama doğru yönde, olumlu yönde. Bugün dijitalizm üzerinde, dijital dünyada, sosyal medya üzerinde insanların başına bela olan bir takım sıkıntılar yok mu? Çok. Ama doğru yöne, doğru mecra akıtmak suretiyle. İşte burada TGA'nın ve TGA üzerinden Turizm Geliştirme Ajansı'nın illerdeki geliştirme programları çerçevesi içerisinde bütün şehrin bakın resmi ve STK'lar üzerindeki ticaret odası sadece bunlara yani dahil ediyorum bunlara. Hep birlikte Sayın Valimizin başkanlığında
şehrin tamamına ait değerleri. Tabii ki şehir aynı zamanda bir mermer, bir sanayi şehri. Evet. Mermerin ne kadar denizde üretildiği 8. bir sırada ihracat şehri. 5 milyar dolarlara varan bir ihracat potansiyeli olan şehir. Ama bunu bütüncül içerisinde nasıl pazarlayabileceğimizin hepsi de orada bütün temsilciler tarafından değerlendirip ve tabiri yerindeyse konsolide ve bütüncül bakış açısıyla şehri az önce dediğiniz o işte Çameli örneğinde insanlar yamaç paraşütünü sadece Babadağ'da zanlıyla. Halbuki dünya yamaç paraşütü karşılaşmaları, müsabakaları Çameli'de yapılıyor bakın yani. Ama Çameli'de sadece o yok ki. Trekkinginden tutun da, bütün yürüyüş yollarından tutun da. Hani neden hep Çameli diye belki akla soru gelebilir. Çünkü şehrimizde YKA tarafından, Güney YKA Kalkınma Ajansı tarafından da belirtilen 3 ilçe pilot olarak özellikle ekoturizm merkezi olarak belirlendiğini söylüyorum. Çameli, Buldan ve Pamukkale diye. Aslında hedefimiz bütün ilçelerimizin de bütün değerleriyle pazarlanıyor olması, ürün desenini artırılması, ürün çeşitliliğini çoğaltılması, oradaki değerlerin, bakın çok basit gibi gördüğümüz bir değerin aslında turizmde, çünkü Dünya Turizm Örgütü sayfalarını lütfen seyircilerimiz, vatandaşlarımız girsinler, ilgililer girsinler, görsünler. Çok basit bir argüman, çok basit bir enstrüman orada. O şehrin, o mahallenin veya o ilçenin çok kendisini pazarlayabileceği, ön plan çıkartabileceği bir değer olabilir. Turizmi evet. Bu nazarla da bakmamız lazım. Bu değerler tabii öne çıkarken neden Çameli? Neden Çameli'yi hep konuşuyoruz? Bunun biraz dönem dönem yöneticilerle de ilgisi var aslında. Çameli bildiğimiz Çameli. Yani Çameli yeni Çameli olmadı aslında. Yani. Ki geçtiğimiz yıllarda mesela Buldan çok konuşulan bir ilçemizdi. Ki Buldan Bezi ve Buldan Gölü, Buldan'ın tarihi yönleri. Tabii orada bir Tripolis diye bir kenti kentimiz var biliyorsunuz. Son derece sahip bitiremeyeceğimiz değerler varken neden Çameli? Biraz da sanırım bütün yöneticilerimize de örnek olması açısından söylüyorum. Çameli Belediye Başkanı Sayın Cengiz Aslan son derece canhıraş bir şekilde Çameli küllerinden doğacak diye yola çıktı. Öyle olunca biz de Çameli'ni konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani evet. Bu da biraz diğer yöneticilerimize de aslında örnek olması lazım. Ki bugün konumuz siyaset değil ama ben siyaset programı yaptığım için Çameli'nde Sayın Başkan'ın oy oranına baktığımızda %70'leri zorlayan bir konumda. Neden? Çameli'ni demek ki severek hizmet ediyor. Ve Çameliler de bunun farkında. Ya hizmet takdir ediliyor yani. Tabii iller arası yarış var diyoruz biz hep. İlçeler arası da aslında yarış var. Ama kim daha çok hamle yaparsa öne çıkıyor ve konuşturuyor. Evet. Yani bizim zaten bu mantıkta, bu pazarlamada evet. Bakanlığımızın yerelde de ilçeler bazında da yani bir rekabete evet. dönüştürüp bu tanıtmada, tanıtım faaliyetlerinde. Lazım. Mesela Çivril'de bakın bu sene ilk defa Beylirli'de ne yaptık? Sayın Başkanımız burada orada bir festival düzenledi. Nilüfer. Evet. Yani saati vakti geldiği zaman o nilüferlerin ilçeye veya denize ne katma değer oluşturduğunu hepimiz müşahede ettik, gördük. Yani her ilçenin kendine özgü gastronomik anlamda da ciddi katkıları var. Bakın yeme içmeye de dayalı. Ki oradan da gastronomi deyince önümüzdeki günlerde üniversitemizde Gölbahçe etrafında Denizli Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Denizli yani Pamukkale Üniversitemiz ve hepimizin dahil olduğu çok güzel bir uluslararası evet. aşçılar yarışması var. Hatta orada da burada duyurmuş olalım. Tarihi belliyse şey yapalım. 4-7 Kasım. 4-7. Ha, yakın o zaman. Çok yakın. Hafta, çok evet. yakın. Orada 25 tane Michelin yıldızı restoran şefi var. Bakın. Geçen gün Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'un ve Mehmet Nur Ersoy'un İstanbul'daki yanlış hatırlamıyorsam 40 kusur tane restoranın Michelin yıldızı sahibi olduğunu deklar etti kamuoyuna. Evet. Bu önemli bir gastronomide yeme içmede Michelin yıldızını vatandaşlarımız tekrar baksınlar çok önemli. 25 tane şef Denizli'ye geliyor. 8 tane farklı ülkeden misafirlerimiz geliyor. Dolayısıyla orada ilçelerde, ilçe belediye başkanlarımız da sağ olsunlar hepsi standlar kuracaklar. Tamam. Şimdi dediniz ya evet, ilçelerde tamam. bu rekabet diye. Orada kendi ürünlerine, gastronomik açısından da aslında ilçede her ilçenin kendine özgü dokumasından tutun da bir takım
madeninden, taşından vesairesinden, yapısalından ama gastronomisinden de ciddi ürünler var. O ürünleri orada standlarda tanıtmaya devam edecekler. Bu şu demek, 2023 Adem Bey inşallah aynen Hatay gibi, Antep gibi, Afyon, en son Afyon aldı. UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı diye bir ağı var, Creative City diye. Orada o ağa biz dahil olmak arzusundayız. Bunu Sayın Valimize arz ettik, Osman Başkanımıza arz ettik hakikaten. İnşallah kabul görüyor. O üniversitede rektör hocamız ve fakülte, turizm fakültesi arkadaşlarımız ve dekan hocamız takip ediyorlar bu işi. Hep birlikte takip ediyoruz. 2023 çok arzuluyoruz. Bu gastro city başvurumuzu yapmak istiyoruz. Şimdi ben bunu söyledim. İşte bu tanıtmalarda yani yeme içme buradaki kalma oranına ne etki yapar? Onu da bir sorgulamamız lazım. Nasıl Urfa'da sıra geceleri, Antep'te şu deyip evet. Bazı yemekler ön plan çıkartılarak insanların kalmasına ve oranın tanıtılmasında yeme içmenin ne kadar mühim olduğunu tabii, gündeme getiriyorsak. Hafızaları kazımak lazım. Şimdi evet. Bakın 15 bizde Denizli'nin 15 adet tescilli ürünü var Adem abi. Bunu biz yeterli buluyor muyuz? Asla. Bunun sayısı artmalı. Yani bu tescilli ürün, coğrafi şartlama ürün, işte onlardan birisi hepinizin bildiği bugün Denizli kebabı. Bugün Denizli, dünyanın her tarafı, bakın sadece Türkiye'nin demiyorum. Her tarafta diyor kebap yiyorum ama diyor Denizli kebabında farklılık görüyorum diyor. Burada isimleri sıralamayayım. O benzeri bir örneği yok zaten. Yani. Michelin yıldızlı restoran şeflerinden söylüyorum bunu. Yani reklama girmesin. Yani burada isim kullanmayacağım. Bizzat ben iki tanesiyle birebir de görüştüğümde yani ben onları ilk defa tanıdım. Objective Full'a dediler ki hatta bizim Denizli'li kebap ustalarından bazılarını İstanbul'a transfer etmeye kalkıştılar. Onlar dediler ki şu rakımda şu otları yiyen şu mevsimde şu kadar büyütülmüş şu şekildeki kuzulardan yapılan kebap diye bir tarif verdi ona. Vallahi ben bunu bulamam onun için ben sizi götürmekten vazgeçtim. Her şey taş yerinde arar o zaman. İşte pişirme yöntemi de tabi burada. Tabi hepsi de yani. İşte bu tescilli ürünleri de dahil etmek suretiyle Gastro City ile inşallah 2023'te gündeme getireceğiz. Burada tabi işte o tekrar ana konuya dönecek olduğumuz zaman Go Türkiye platformundan baktığımızda Go Türkiye, Gezsen Denizli ve Go Denizli sosyal medya hesaplar üzerinden Adem Bey dijital tanıtım çalışmalarını ben kısaca değindim değil mi? Şimdi 2022 Ağustos'u itibariyle ben size bir takım istatistik bilgileri vereyim. Denizli'de İtalyan televizyonunun R3, bakın R3, evet. CNN televizyonu, Elle dergisi gibi bir takım çekim operatörleri burada, Pamukkale'de. Bunun yanı sıra influencerlar, artık bunlar bakın yeni kavramlar yani, youtuberlar diyoruz, influencerlar diyoruz, bloggerlar diyoruz. Bunlar zaman zaman geliyorlar. Hatta Hindistan'dan gelen bir takım influencer veya bloggerlarla bizzat biz ilgilenmiştik bir kısmı bazısıyla. İran'ın ben ilk önce tanıştım. Ya dedim kimdir bu falan, İngilizce konuşuluyor. Derken ben dedi şuyum, bir hesabına girin bakayım dedim yanımdaki arkadaşlarımıza. 5,5 milyon takipçisi var bakın. Evet. 3,5 milyon takipçisi var yanındakinin. Bunlar da şu anda belki biraz sonra bahsedeceğim. Bu ve benzeri tanıtmalarda Hintli misafirlerin arttığını gözlemliyoruz. Ve şu anda Denizli'ye gelen turistler arasında en fazla para harcayanlar da Hintli misafirler. Bunda ekstra bilgi sayısal vereyim. Sayısal anlamda artış var mı? Mesela geçtiğimiz yıllara baktığımızda. Çok güzel. Şimdi şu anda tabii dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. 2019 istatistikleri diye geçiyor biliyorsunuz. Yani pandemiden önce. Tabii. Artarak devam eden bir turizm gelirleri, istatistikleri vesaire vardı. Tabii zaman zaman bizim bakanlığımız bu hedeflerini yeniliyor, revize ediyor ki son zamanlarda tekrar yeniledi. Sayın Bakanımız geçen gün İstanbul'da yaptığı bütün basına açık basın toplantısında bunu tekrar gündeme getirdi. İnanın Denizli'ye bakan yönüyle de gelirlerde ve istatistiklerde artış gözlemleniyor. 2019'da 2.600.000. Bakın. Ama 2020'ye geldiğimizde ciddi bir herkes hayal kırıklığı yaşadı malum bu pandemiden dolayı. 21'de bu bir artış, bayağı bir artış kaydetmişti ama şu an itibariyle bakın daha yıl bitmedi. 2 ayımız var, 2 milyonu geçiyoruz. Şu anda 1.800.000. Bugün 1 Kasım. Az önce bana rakamlar buraya gelmeden önce geldi. Yaklaşık 1.800.000 gibi yaklaşık bir istatistik bilgimiz var. Tabii Sayın Bakanımızın güncel revizelerine de baktığımızda hakikaten 44
milyar 50 milyon turist. Yani orada rakamlar bakın ne kadar değişiyor. 2019'da geldiğimizde 25 milyar dolar, 36 milyon turist falan filan diye konuşuluyordu. Yani bu yeni dijitalizmin pazarlamasında, tanıtmasında bütün ülkemize yansıdığı gibi iller de kendileri oranında kendi kapasiteleri tanıtması veya kendi performansları, motivasyonları, sinerjilerine yönelik de buradan pay alacaklar. Denizli bana göre bu paylardan en yükseğini alma kapasitesi olan illerden bir tanesi. Tabii ki biz Muğla, Aydın, Antalya gibi bunlarla onların kategorisi biraz daha farklı. Çünkü düzeyleri çok farklı. Turizm şehri olarak. Ve sahili olan. Sahili olan ve enstrümanları dediğiniz gibi. Evet. Ama bizim kendi kategorimizde de Denizli bu paylardan en fazla pay alabilecek kapasiteye ve kaliteye sahip olan bir şehir Denizli. Onun için inşallah bu yeni çalışmalar ekseninde ben bütün Denizlileri, bakın büyüğünden küçüğünden herkesi gezsen Denizli, Go Denizli, Go Türkiye üzerinden de hem takip, bakın sadece basit takip değil. Mesela üniversitemizin, valiliğimizin, Büyükşehir Belediye'mizin işbirlikleriyle yaptıkları çalışmalar var. Mesela GEKA'nın guneyegeturkiye.com diye bir sayfası var. Burada Denizli orada çok mükemmel ilçelerce tanıtılıyor. Dolayısıyla kendiniz orada rahatlıkla bir günlük Denizli seyahatini ayarlayabiliyorsunuz. Konuları ayarlayabiliyorsunuz. Yani siz diyelim antik şehirler konusunda veya arkeoloji üzerinde çok çalışma yapmak isteyen bir gezi planlıyorsunuz. Giriyorsunuz. Bunları hep gündeme getiriyoruz. Yakında inşallah Sayın Valimizin ve Büyükşehir Başkanımızın tanıtımıyla, lansmanıyla gündeme gelecek Şehrimi Tanıyorum projesi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz işbirliği gerçekleştirdiğimiz bir projenin sonuna geldik. O projede artık uygulama indiriyoruz. Gerek Android gerek Android olmayan telefonlar üzerinde uygulamalarımızı indirip rahatlıkla siz şehri oradan da tanıyıp kendinize göre bir plan oluşturuyorsunuz. Yani siz Adem Erdağ ailesi olarak Denizli'ye geldiniz. Baktınız ki aile bireyleriyle bir karar aldınız. Bir gün çocuklar kalacağız burada dediniz. Bu zaman zarfı içerisinde ne yapalım? En kısa sürede ya çocuklar daha güzel ne yapabiliriz? Tabii. Herkesin şeyi o. Siz diyorsunuz gençler diyorsunuz gençler bir girin bakalım. Şöyle gastronomi programı yapalım. Yeme içme programı yapalım. Şurada kebap yenir, burada şu tatlı yenir, burada şu yenir, burada şu diyorsunuz. Ve dolu dolu programınızı kendiniz yapıyorsunuz. Öbür türlü ya bir information, bir tanıtım ofisi var mı? Veya nereye gideceğiz? Kültür Turizm Müdürlüğü'nü bulsak mı? Valiliğe mi gitsek? Belediyeye mi çıksak? Kimi sorsak? Sonra Bağdat mı arayacağız? Hayır. Artık dijitalizmde tek tuşla her şeyi geçsen Denizli dediğiniz an artık antik kent. Ya ben Hierapolis'te, Laodikya'da veya Tripolis'te şu günümü şöyle geçireyim. Şu alışverişimi yapayım. Şu cam fabrikasında dünyanın işte el yapımı en önemli çeşme bülbülümü oradan tedarik edeyim gibi hemen kendinizi planlayıp zamanında en etkin kullanıyorsunuz. Çünkü en kıymetli sermayelerden bir tanesi malum zaman. Evet. Burada mesela şöyle onu da söyleyeyim. Türkiye'deki ekoturizmi ve sürdürülebilirliği vurgulayan bir Naturally Türkiye diye bir reklam filmi çekildi. İnanın 200'ün üzerinde ülkede bu gösterildi. Şimdi bu yeni nesil tanıtımda inşallah bunlar arttıkça sizin sorduğunuz o istatistikler de güncellenerek ve artarak devam edecek. Aslında istatistik demişken şunu da aklıma geldi. Onu da paylaşmak isterim. İlk defa 15 yıl aradan sonra dini bayramlarda Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biz Pamukkale'yi sabah erkenden bayram sabahı birinci günde açık tuttuk. Bir izdiham yaşandı Adem Bey. Evet. Tarihinde en büyük izdiham yaşandı. Biz Güney Kapı'daki bütün otoparkları artı Kuzey Kapı'ya açtık ve yönlendirdik. Ajantalar, TURSAP üyeleri vesaire bütün ajantalar, rehberler, turizmin bütün paydaşları o kadar çok bu bayramlarda mutlu oldular ve teşekkür ettiler ki çok önemliydi. Onun için yani yenilikler anlamında da söylüyorum. 15 yıl aradan sonra deyip. Yani biz bütün bu güzellikleri bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın ve bakanlıktaki bütün bileşenlerle birlikte Denizli'ye ne kadar çok pay alınabilir, Denizli'ye ne kadar çok hizmet getirilebilir, insanlar kendi yerinden ne kadar çok mutlu olabilir ve yeniliklerle nasıl tanışılabilir, bunları hep gerek proje bazda, gerek
diğer paydaşlarla işbirliği bazında yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Meslek hayatım boyunca Sayın Müdürüm, yıllardır hep konuştuğumuz birkaç konu var. Birisi balon turuydu. Evet. Balon turizmi Pamukkale'de başladı ve çok da iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. İkincisi buraya gelen turistlerin daha uzun süre Pamukkale'de, Denizli'de kalmaz. Denizli'de 14 antik kent var. Sadece evet. Pamukkale yok. Diğer turizm alanları var. Yayla turizm var. Denizli'nin her tarafı güzel. Turistleri daha fazla, daha çok, daha uzun süre Denizli'de kalmalarını sağlamanın yolları. Sağlık turizmi mesela Pamukkale'de çok önemli. Sağlık turizmiyle ilgili bana göre yeterli yatırım yok. Hala yapılmadı. Bazı yatırımları var ama yeterli değil. Çünkü dünya, bütün dünya şu anda sağlıkla ilgileniyor. Evet. Ve gidecek yer arıyor. Güvenli yerler arıyorlar. Bu konuda en altyapısı sağlam olan, en hazır olan Pamukkale, Denizli. Her şeyden önce suyumuz var. Çok şifalı suyumuz var. Yani Cenab-ı Hak zaten bunu bize bahşetmiş. Ama bunu bile bana göre tam olarak değerlendiremiyoruz. Diğeri de, bunu da söyleyeyim, size bırakacağım sözü. Diğeri de, biz yıllardır hep şunu konuştuk. Denizli'de neden bir Pamukkale Festivali yok? Bir hafta 10 gün, 15 gün süren, bütün dünya, uluslararası, sadece yani Türkiye tabii ki önemli ama uluslararası, bütün ülkelerden katılım, sporcuların, sağlıkçıların, bisiklet turları olan, işte konserler, tanıtımlar, gibi etkinlikleri içeren bir Pamukkale Festivali. Denizli Pamukkale Festivali yapamadı maalesef. Evet, evet. Buyurun. Şimdi çok güzel söylediniz. Yani burada bu belirttiğiniz, altını çizdiğiniz konular çok önemli. Yani turizmin, burada turistlerin gelip kalma meselesi aslında turizmde en önemli katma değer. Tabii geçiş güzergahı i̇şte, olarak. Yani biz hep böyle gel geçiş turizmi üzerinden evet. yürütülmeye çalışıldı. Mecburen artık. Ama biz burada turizmin bileşenlerinde mesela o ilk tanıtma geliştirme programı kapsamındaki üyelerimizden bir tanesi de ATRO. Biz Aydın Turizm Turist Rehberler Birliği'ne bağlı bizim evet. il. Onun üst bileşeni de şey TUREP. Turist Rehberler Birliği diye. Hatta onun genel başkanı geçenlerde burada da misafir ettik. Üniversitemizde misafir ettik. Turist Rehberleri Sempozyum diye bir sempozyum evet. meselesiyle. Şundan söylüyorum. Burada bütün bileşenlerle bu sorunun altı kalın kalın çizilerek nasıl çözüm olması gerektiği ve artık insanların tahammülü kalmadı. Yeter. Yıllardır aynı sorun konuşuluyor. Niye çözüme kavuşulmuyor? Diye. Bunlarla alakalı bu dediğim anlamdaki yatırımlar, tanıtımlar veya insanların zihinsel anlamdaki turizme yatırım yapacak veya yatırım yapmış yani otel sektörü, konaklama sektöründen tutun da gastronomi, yiyecek, içecek hepsi de yani. Eğer zihinsel anlamda bunları inşallah ortak bir akılla yürütmeye devam edebilirsek o sorunu inşallah bir tık daha yukarı çekeceğiz. Yani onu evet. konaklama oranını çekeceğiz. Şimdi termal dediniz, buraya gelirken şeye baktık. Denizli deyince arayanlar nereler arıyor daha çok diye istatistiklere baktığımızda Hierapolis, Pamukkale, Karayip, Türkaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin dediğiniz demek. Yani termal demek. Sağlık tabii. turizmi ve termal demek. Tırkaz, bu Sarayköy, Kaplıcaları vesaire biliyorsunuz o bölge. Sanayi devrimi yapıldıktan sonra insanların sağlığı bozuldu. Evet. Nerede tedavi olacak? Pamukkale'de. Ama Pamukkale'ye getiremiyoruz. Bunu yapmamız lazım. İşte onu tabii getirmenin dediğiniz o festival yöntem onlardan bir tanesi. Pazarlama yöntemlerinden bir tanesi. Sanırım Pamukkale Belediye Başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla o konuyla alakalı çalışmalarının ben olduğunu duyuyorum. Ki önümüzdeki yıl içerisinde de bu hava sporlarıyla alakalı belki değişik çalışmalar da olabilir. Yani Pamukkale eksenli diyorum. Tabii o ilçe belediyelerimizde veya Büyükşehir Pamukkale Belediyesi'nin kendi bünyesi üzerinde yaptığı festivallere yönelik de sadece Pamukkale'ye özgü de Pamukkale Amiral Gemisi'nin içerisinde şehri bütün pazarlayacak bir tabii. festival üzerinde uluslararası, çalışma, uluslararası bir çalışma yapılabilir. Bir yani Pamukkale'yi dediğiniz gibi vesile kılınmak suretiyle o da olabilecektir.
Evet, biz biliyorsunuz bütün Anadolu'da çalışmalarımız var Sayın Müdürüm. Bana evet. arkadaşlar hep şunu soruyor. Denizli'den neden vazgeçmiyorsun diye. Pamukkale'nin farkında değiller. Yani şimdi çok güzel söylediniz. Birçok ilde çalışmamız var ama ben Denizli'ye gelince ayrı bir rahatlıyorum ben doğrusu. Denizli tabii anlat anlat bitmeyecek, söyle söyle tükenmeyecek bir şehir. Yani Denizli'nin de hakikaten dağlarından, yağ ovalarında bal olan böyle aydın var. Çünkü koyun koyuna aydınla biliyorsunuz sınır evet, bir şehrimiz. Aydın o sloganı kendine mal etmiş ama. Ama o yağın balın bir kısmı burada yani. Evet, yani. Şimdi balon da dediniz de aslında balon deyince dünyada artık marka haline gelen bir Kapadokya var. Evet. Ama Kapadokya'da hemen bizim de tırnak içinde kullanıyorum böyle enselerinde olduğumuz balon. Çünkü slot hizmet merkezini kurduk biz. Evet. Sayın Valimizin gerçekten çok büyük katkıları ve destekleri, Pamukkale Belediyesi Büyükşehir destekleriyle slot hizmet merkezi balon ve hava kontrol sistemlerinde, hava radar ve trafik sistemlerinde inan o kadar önemli bir sistem ki Adem Bey. Türk Hava Kurumu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kapadokya Üniversitesi, Denizli Valiliği, Pamukkale Belediyesi, Kültür Turizm Müdürü, yani bütün bu bileşenlerle birlikte şu anda onun sayesinde de balon şirketleri arttı. Bakın 20 tane şirketin 16 şu anda faal ve gökte devamlı sabah erken saatlerinde hep balon görüyorsunuz. Bu çok önemli. Bir yandan Babadağ'da nasıl Fethiye Babadağ'da bu yamaç paraşütü marka haline geldiyse bir hemen ensesinde de Çameli ve Pamukkale'deki yamaç paraşütleri. Yani Denizli'nin bu enstrümanları o kadar çok fazla ki, o kadar çok fazla ki. Yani Denizli'den tabii ki vazgeçememe adına çok sebepleriniz o kadar çok. Sebebi var, evet. Çünkü her ne kadar burada doğmamış olsanız da burada doyuyorsunuz. Burada doğan, burada doyan ve bulunduğu şehrin güzelliklerini tabii ki barındırıyorsunuz. Siz de ben bu anlamda tebrik ve takdir ediyorum. Çünkü şehrimizi de bu yayıncılık vesilesiyle hem Anadolu'lar tarafından hem dünyanın tarafından güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Zamanımızı doldurduk Sayın Müdürüm. Programımızın sonuna geldik. Başka bir iki konu varsa önemli vurgulamak istediğiniz. Onları da alalım. Programımızı bitirelim. Buyurun. Ana konumuz aslında buydu dediğiniz gibi. Yani burada bir yandan müzelere ziyaretlerin de artarak devam ettiğini. Çünkü vatandaşlarımız Pamukkale gibi bir değerin zaman zaman yakınıyorlar. Yani para çok, giriş ücretinin çokluğu vesaire ama onu her programda biz dile getirmeye çalışıyoruz. Bakanlığımız da o konuda çok hassas. Çünkü Pamukkale'ye giriş 200 lira ama bakın bizim vatandaşlarımıza mahsus geliştirilen bir program çerçevesinde de müze kartı var. Müze kartını insanlar şimdi oturduğu yerden evden de alabiliyorlar. Sanal müze kartları da var. Karakod okutmaları var. Yani hep teknoloji konuşuyoruz ya. Evet, tabii. Yani şimdi o karakod okutmayla birlikte o kendi cep telefonuna akıllı telefon indirdiği zaman oraya varırken hemen karakod okutup Pamukkale'de veya müze öğren yerlerinde şu anda girebilme şansları da var. Onun bedeli 60 lira malum. Ha bunun yanı sıra aslında avantajı çok kesim var. Öğren yeri ve müze girişleriyle alakalı. Onları vatandaşlarım çoğu biliyor. Öğrencilere bedava, öğretmenlere bedava. Artık muhtarlara da bir anlamda. Yeni yayınlanan yönetmelikle gibi. Böyle gaziler, şehitler, yakınlar, engelli vatandaşlar yanında bir kişiyle falan gibi çok avantajlılar var. 18-25 yaş arasında %50 bir avantaj var. 60 liralık müze kartını 30 lira alma gibi. Ki ben niye söylüyorum? Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitemizle bu konudaki işbirlikleriyle biz inanın Yunusça çalıştığımız için, geçtiğimiz yılda biliyorsunuz Yunus yılıydı. Evet. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım perspektifine yürüttüğümüz için de hep orada hep kolay kılmaya çalışıyoruz. Çünkü hep tanış olalım, kolay kılalım. Çünkü makamlarda, mekanlarda kimseye kalmayacak. Dünyada kimseye kalmadığı gibi. Dünya kimseye kalmıyor. Herkes fani. Onun için ne kadar çok hizmeti üretebiliriz, ne kadar çok insanları bu Allah'ın o dediğiniz verilen sudan, tabii, Pamukkale'den, değerlerden, dünya harikasından daha çok insanlara faydalandırabiliriz diye. Hem bakanlığımız, hem kurumsal olarak bizler, makam olarak bizler gibi işi kolay kılmaya çalışıyoruz. Onun için ben vatandaşlarımızdan ısrarla inan her zaman cebimizde bir müze kart olsun. Ki bakın son zamanlarda Ladukiye bile 100 bin lira varan rakamlar atmaya başladı. Anadolu'daki 7 kilisenin bir tanesinin bulunduğu, Hristiyanların biz buraya geldik mi hacı oluyoruz dedikleri, o kendi döneminin en önemli bir ticaret merkezi olan Ladukiye Antik Kenti'ni, orada bakın dün
Celal Şimşek hocamızın Anadolu Ajansı'na verdiği bir beyanatında artık şu anda 2003'ten beri yapılan kazılarda 5000 lira varılan eser çıkarıldı Laodikya'dan. Siz az önce çok güzel söylediniz. Biz tanımıyoruz dediniz. Evet. Bu şu demek. Yani biz o mailer ki derya işte deryadan bir haber, Denizli hakkında bir haber yaşamayalım kabilinden. Asla biz Hierapolis Antikenti'ni de, oradaki arkeoloji müzesini de, travertenleri de, oradaki değerleri de, Laodikya'yı da, Tripolis'i de, diğer antikentlerimize de bakın. Yani bir kalede, bir tabağa antikentini de. Bugün Çal'da iki tane ayrı bizim kazı başkanlığımız var. Yani buradaki çok Tunç dönem, bakın Tunç devri, Taş devri gibi dönemlere ait değerlerin bulunduğu ki Tripolis'te yakın tarihte hocam, Bahadır hocam gündeme getirdi. O dönemin mermer kesme makinalarını ve sistemini buldu şu anda. Tripolis'te bakın. Şimdi tabii ki bu turizm açısından sadece yabancıları ilgilendiren hususlar değil bunlar. Biz Denizlileri de bunlar ilgilendirilsin kabrinden. Müze kartını da sizin izninizle kısaca belirtmiş olduk. Ben sizin vesilenizle inşallah 2023'ün ki geçtiğimiz hafta Cumhuriyetimizin biliyorsunuz daha Cumartesi gün 99. yıl dönümü farklı bir coşkuyla evet. Her yönüyle gecesiyle gündüzüyle hafta boyunca mükemmel kutladık, idrak ettik. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru gittiğimiz bu dönemde de her türlü güzelliğin, her türlü teknik ve teknolojinin ve tanıtmaların, her türlü pazar deseninin, pazar çeşitliliğinin, ürün çeşitliliğinin il bazında da turizm açısından, kültür açısından inşallah artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu tanıtmalarda da Go Denizli İngilizcesi, Gessen Denizli ama Go Türkiye üzerinden de takip edersek ve orada kendi programlarımıza yönelik de. Bizden de tabii ki destek istenildiği zaman da her zaman vatandaşımızın emrinde olduğumuzu da ifade ederek bizi izleyenlere buradan Denizli'den, Pamukkale'den, Hierapolis'ten, Horoz şehri, Horoz'u ayrı hiç konuşmadık ama birçok değerlerin barındığı, her türlü güzelliğin kaleme ve kelama sığmayacak derecedeki güzelliklerin olduğu Denizli marka şehrinden sizin aracılığınızla saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Evet, biz de ben bu hafta Bursa'ya gideceğim Sayın Müdürüm. O vesileyle şunu da söylemek isterim. Bursa bu sene 2022'de kültür başkenti olarak ilan edildiği için şu anda Bursa belki tarihinin en güzel dönemini yaşıyor. Önümüzdeki yılda Azerbaycan'ın Şuşa şehri kültür başkenti. Çok önemli. Ondan sonraki yıl inşallah darısı Denizli'nin başına. Evet. Değil İnşallah. Mi? O konuda ben çalışmaları yapalım inşallah. O zaman bu konuştuklarımız aslında zaten hayat bulur. İnşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür size de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim başka bir programda yine başka kıymetli bir konuğumla birlikte yine bu ekranlardan evlerinize misafir olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir dünya kurdu.